Sorusu olan var mı acaba? Sorusu yok da gerek memur senden gerek Türkiye Kamu senden ve diğer sendikalardan çok sayıda mesaj geliyor. Ne Ve gibi? ısrarla söyledikleri şu, enflasyon farkını zam olarak sunmayın lütfen diye bir eleştirileri var. Ama zam İsmet Bey. Diyorlar galiba. Yani bu refah payı. Diyorlar ki yani enflasyon farkı geç... Efendim? Refah payı, zam Yani İsmet Bey dedi Muhammed. Bu Hayır. Ocak %30'lu 2024'te değil. %15 olarak %37'yi açıklandı. Bakın. %37'yi kastediyorum. Yani enflasyon farkı diye ödeyecekler ya. Yani onlar diyorlar ki ya bunlar geçen seneden bizim kaybımız. Yani enflasyon farkını zam diye sunmayın. O kaybın telafisidir diye eleştirileri var. Onu da aktarayım diye söyledim. Yani bu enflasyonu ezdirmemek olmuyor mu? Yani ezilmişiz zaten diyor. Geçen sene daha düşük bir Bunu enflasyona göre memur bir... emeklileri mi Evet soruyor? evet. SSK SSK Bağkur'da için de onlar için de aynı şey ha. geçerli. Yani geçen Onlar ne sene yapsın diyecektim. diye şey diyorlar. Yani enflasyon düşük çıkacak diye ona göre bir zam verildi. Ancak çok daha yüksek seyretti. Ama Şimdi işte şunu herkes algılıyor değil mi? Yani ben toplu tabii ki daha sözleşme çok değişti. Hiçbir zammını şey söylemiyorum ama evet. beklenti yükseltildiğinde çok pardon ya da işte daha çok verilsin dendiğinde daha çok verildiğinde başka şeyler daha çok artıyor. Enflasyon artıyor ve bu döngüden çıkılamıyor. İşte Herkes bunun kıskaç tabii farkında yani sanıyorum. enflasyon ve şey kıskacında yani Evet. zam ve yani sadece zam değil sorun. Alınması gereken başka tedbirler E var. tamam işte İşte mesele onların o. çözülmesi gerekiyor. Yani sadece zam yapıyorsunuz. Mesela asgari ücrete zam yapıldı yılbaşında bayağı Bir da büyük. de şu da önemli. Yani şu farklı bir rakam gelseydi birileri de çıkıp seçim ekonomisi O diyecekti. da ayrı bir şey Yani tabii. o da ayrı bir şey Ama hayır değil. hayır. Ama seçim ekonomisi de yok ortada. Keşke öyle denseydi yani. Yani niye Fazla seçim zam verip de ekonomisi? Hayır seçim ama ekonomisi seçim onun ekonomisi uygulanırsa onun bedelini kim ödeyecek? emekliye. Şimdi bakın kur korumalılara gelince, yap işlet devletteki müteahhitlere gelince, faiz ödemelerine gelince dış borçlar için söylüyorum. Hiç orta vadeli plan yok. Hiç bütçe dengesi yok. Oralarda hem de döviz olarak ödüyoruz. Ama bu ülkeye yıllarca emek vermiş, işte asgari ücretin altında maaşa zorlanan emeklilere gelince bütçe dengesi, orta vadeli plan. Bu tabii çok etik değil. Yani çok samimi de değil. Şimdi 14 milyon emekli diyoruz. 14 milyon emekli eşiyle beraber koyun. 28 milyon seçmen. Yani bunu bütün siyasi iktidarın, bütün siyasi partilerin dikkate alması lazım. Emekliler zorlu durumda. Yani biz içeride konuştuk. Tabii biz milletvekili emeklisiyiz, OYAK emeklisiyiz. Yani herkes böyle değil. Yani niye böyle tartışıyoruz? Asgari ücret diye bağlasak bunu. Yani asgari ücret aynı zamanda en... Tabii ama rakamlar ne biliyor musunuz? Yani ömür boyu bunlar kalıcı biliyorsunuz devletin bütçesinde giderler ve yani bu böyle gidecek emekli maaşları ve bir yerde bir büyük hata yapılmış Zafer'in söylediği. Yani 35 yaşında, 38 yaşında, 40 yaşında insanlar emekli edilmiş. Yani 35 Anladım. yaşında Ona göre emekli olabilir mi? prim hesaplarsınız. Ona göre çalışandan prim kesersiniz. Yani bu devlet, koskoca devlet, 100 yıllık devlet, işte 40 yaşında, 50 yaşında emekli olanın maaşının yaşanabilir standartta olmasını hesaplayamıyor mu? Hesaplıyor. Zaten sorun emeklide değil. Sorun Anladım. enflasyonda. Yok yok sorun zaten emeklide değil. Şimdi Ama enflasyon... sorun bir yandan da 38 yaşında emekli edilmesinde bu kişilerin. Ya Yani onların suçu yok ki. Devlet söz vermiş, tabii. devlet yasa çıkartmış, ona göre de hakkını alıyor. Yani işte emekliye niye 38 yaşında emekli olduğunu diye hesap soramayız. O hakkını Yok kullanmış. ben emekliye sormuyorum zaten. Ama Asla. işte şimdi onun maaşını işte 16 milyonsuz, 14 milyonsuz arttırırsak bütçe açık veriyor, orta vadeli plan çöküyor filan. Bunları anlamaz yani. Çünkü bakın gıda sektöründe enflasyon %100'lerde. Dünyada düşüyor, bizde hala artıyor yani. Bir bakıyorsunuz ayın en çok fiyatı artan madde gıda maddesi yani. Şimdi emekli zaten gelirinin yani büyük bir kısmını gıdaya harcıyor. Başka yere harcayamıyor ki. Aslında Ona emekliye yetişemiyor. verilen zam bir Evet. nevi, evet, Ya harcanıyor bir keşke şey değil. enflasyon olmasa %10'un altında olsa biz de böyle küçük 2,5-3'lerle 5'lerle konuşsak. Öyle değil yani. Ne yazık ki öyle değil. İşte biraz önce konuştuk. İstanbul'da 10 milyondan 10 binlerden 10 binden aşağı kira kalmadı. Yani şimdi enflasyon iki tane emekli diyelim 20 bin lira alıyor eve. 10 bin lira kiraya verirse ne yiyecek, ne içecek? Elektriği, suyu, doğalgazı, telefonu yani geçinemez yani.
gerçekten İstanbul'dan Anadolu'ya, büyük şehirlerden Anadolu'ya göç başladı, geçinemiyorlar. Tabii, veya aileler birleşiyor. Yani bu evet, ama hükümetin bir yandan da dikkate alması yani gereken prim şeyler. Prim sıkıntısı, prim toplanamama sıkıntısının da altını çizmek lazım. 2024 EYT için prim eksikli maliyet 140 milyar. Bunlar da maalesef diğer gerçekler. Yani bütçe yük olan diğer gerçekler. İnsanlar evet evinin bütçesini ama genel olarak da devlet kendi bütçesine çok dikkat etmek zorunda ki evet. Aslında hepimiz için 2024'ü, 25'i ve 26'yı evet. Atlatabilelim. Tabii bu arada temel konuda enflasyon yani. Enflasyon olmasa bunları konuşmayacağız zaten. Burada, bak, yani burada en mağdur olan tabii ki emekli. En hı-hı. haklı olan da emekli. Burada Dursun Bey de aslında kısmen söylüyor ama kabul etmiyor. Ya burada suç siyaset kurumunun. Neden siyaset kurumunun? Bu işin miladı 1991. Ben bu konuyu hı-hı. özel olarak araştırdım. 91'den önce memlekette ortalama emekli olma yaşı 55. Ortalama ömür de şimdiki gibi 70'lerin üzerinde falan değil. Yani sosyal güvenlik sistemi üzerinde bu kadar yük yok. Ama 91 seçimlerinde siz seçimi kazanmak için o zaman DYP'nin de SHP'nin de temel vaadi bu. İnsanlara diyorlar ki biz sizi genç emekli edeceğiz. Hatta o zaman bir de Zafer Bey, süper emeklilik falan ortaya çıktı. Yani şöyle, şimdi Cumhurbaşkanı demedi mi ki ben yaşa ya, takılanlara sayın komutanım, iktidarımla da bağlı olsa yapmayacağım doğru dedi. Değil i̇şte demedi bunu, mi? Niye yaptı? Niye yaptı? Niye yaptı? Kim başka o vaadi verdi? Şişeden cini kim çıkarttı? Kim çıkarttı? Kim çıkarttı? Popülizm için muhalefet ya, çıkarttı. Olur mu? Muhalefet... Bak ben sana bugün niye böyle olduğunu söyleyeyim ama mi? Ama işte maalesef ben sana bu bugün niye böyle olduğunu söyleyeyim mi? Aynı hatalar devam ediyor yani. Anne bak şu. 91'de yapılan doğru olduğunu söylemiyorum. Biz de EYT'liyiz ama biz ikimiz evet. hep karşı çıktık. Bak, 91'de yapılan yanlışsa EYT de yanlış o zaman. Şunu konuşalım. O zaman söz vermeyeceksiniz. Emeklilerimiz lütfen bunu yanlış anlamasın. Bak ne diyorum? Komple siyaset kurumunun bir hatası diyorum. Seçim öncesi. Her şey biz yaşarken oldu. EYT'yi çıkartacağım dendi mi? Dendi. Maçları şifresiz yayınlayacağıma kadar iş geldi. Evet. Bir tek cennetin tapusu vaat edilmedi bu memleketin insanlarına. Nasıl yapılacağı, nasıl verileceği hiç anlatılmadı. Doğru. Dendi ki onu da vereceğiz, bunu da vereceğiz. Sonuçların ne olacağı da konuşulmadı. Şimdi Dursun Bey de bir siyasetçi. Dursun Bey de bunun siyasetteki karşılığını biliyor. Bak bu iş nerede koptu film ben sana söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu, kesinlikle eleştirmiyorum. Hı hı. O da seçim almak istiyordu. Dedi ki en düşük devlet memuru maaşı 21 bin lira olacak. Tabii. Bunun üzerine iktidar dedi ki ha sen 21 bin lira mı veriyorsun? Hayır kardeşim 22 bin lira olacak. Şeye, peki, bir açık peki, artırma yaşandı peki, bak, işte. Peki bu nasıl sağlandı? 8 bin lira seyyanen zam. Tabii. Emeklinin isyan ettiği kısım da o oldu zaten. Emekli yanlış. Dedi ki ya memura 8 bin lira seyyanen veriyorsunuz. Bunun şu kadarlık kısmını bana verseydin dedi. Emekli. Emekli zaten makası açan da o, farkın bu noktaya gelmesi de o. E şimdi bu siyasetçilerde şöyle bir usul var. Aramızda bir tane siyasetçi var. Seçimi kazanmak için her yolu deniyorlar, mübah görüyorlar. EYT meselesi. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması var. Adam bunu çıkartmadı da kendi döneminde ortaya atılmış bir şey de değil bu. Bak, dünya tarihinin en büyük depremine rağmen EYT'yi çıkarttı. Depreme rağmen dedi ki hayır bunu iptal etmeyeceğiz ya da ertelemeyeceğiz. Yine devam etti EYT. E peki kardeşim şimdi sen diyorsun ki ben seçim almak için bunu vaat edeceğim. Ey iktidar ben bunları söylüyorum ama sen keşke yapmasaydın. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Yani burada da haksız sayılmaz tabii. Siyasetin komple bunu açması. Ya, şimdi EYT, bir yanlış var. EYT yanlış mıydı? Yanlış mıydı hayır, EYT? Baştan söz verilmesi yanlıştı. Sözü... Bir dakika EYT'ye kim önce söz i̇şte verdi? Kim verdiyse yanlıştı. Ben kimin verdiğiyle ilgilenmiyorum. İlkesel davranıyorum. Yani, ha, yani siz o de sözü, aynı noktadasınız. Kim verdiyse EYT yanlıştı ama verilmiş sözü yanlıştı. De devlet dediğiniz yerine getirir yani. Yani söz verip sonra Sayın Kılıçdaroğlu seçimi alamadı yani. Ama Sayın Kılıçdaroğlu evet. seçimi almak için verdiği vaatler iktidar tarafından da uygulandı. Bugün gelinen noktada bunun biraz sıkıntılarını yaşıyoruz. İşin doğrusu bu. Yani hiçbir yani, şeyi saklamaya gerek yok. İşin sorumlusu Kılıçdaroğlu. Hayır. Tamam ya, bu hiç, konuyu hiç, kapattık hayır, hiç, yani. Öyle. Ben şunu öyle söyledim. Şey dedim ki de iktidarıyla muhalefetiyle seçim muhalefet almak için. Muhalefet vaat eder ya. İktidar vaat eder. Muhalefet vaat ederse iktidar da ben EYT'yi çıkartacağım diyen bir muhalefete ne diyecek? Ne diyor ben şuradan keseceğim buraya vereceğim diyor. Kesmiyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yapışlet devletlere el koyacağım diyor. Siyasi. Satın alacağım diyor. Yapışlet devletleri sabaha kadar konuşuruz orada çok farklı şeyler çıkar. Yani. Yani buradaki hadise kur korumalı şudur. Nereden çıktı milyarlar siyaset kurumu gidiyor. Siyaset kurumu seçimi almak için maalesef seçim öncesinde
bu vaatlerde bulundu, bu uygulamalar yapıldı. Bugün de maalesef bunun biraz sıkıntıları yaşanıyor. Yani kimse kendini bu işten, efendim burada benim sorumluluğum yok, onun sorumluluğu var demez. Peki, Muhammed Bey, şimdi siz en düşük emekli artışı, emekli ayrılığını söylüyordunuz. Bir, bunu söyleyebilirsiniz. İki, şunu sorsam ya da bunu yorumlamak ister misiniz bir de? Bunlar ilk ay. Şimdi ikinci yarıda ücret artıları olacak. Doğru mu bu? Yani program işleyecek. Mayıs'ta pik yapacak. Sonrasında enflasyon artışı düşmeye başlayacak. Öngörülen bu. Programda ve bütçede bir sıkıntı olmazsa, bu şekilde yola devam edilirse bunu söylemek mümkün mü? Evet. İlk 2024 ilk 6 ay içerisinde %22 ile %25'lik bir enflasyon farkını öngörüyoruz. %25 olduğunu farz edersek, ki bu da yıl sonunda itibariyle %36'lık yıllık enflasyona hedeflerine ulaşılacak. Burada %25 üzerinden bir örnek verelim. SSK Bağkur emekleri %25'lik bir artış alacakken, memur emekleri toplu sözleşmeden kaynaklı 5 puan daha az alacaktır. Aslında İsmet Bey açıklarken orada memur sen başkanı, memurların artışa refah payı artışı yok dedi. Aslında vardı. Devlet refah payı artışı vermiyor dedi. Aslında verdi. Bakın 37.57'nin üstündeki 11.68'lik aslında refah payı artıştır. Devlet toplu sözleşmeyi şu şekilde söylüyor. Ocak 2024'te %15 toplu sözleşme zammı. Eğer enflasyon %14 gerçekleşirse diyor devlet, memur emeklerine %15'lik fark vereceğim diyor. Ama %15'in üzerinde olursa enflasyon farkını vereceğim diyor. Sene ortasına da bu %15 toplu sözleşme zammı Temmuz'da %10'a düşeceği için kümülatif olarak da %5-%6'lık bir kaybı var. Memur emeklisinin. İşte bu dönemde dengelenme olacak. Ama yılın ortasında SSK Bağkur emekleri, yine bahsi söyleyelim, kök maaşlar üzerinden %22 ile %25'lik bir artış alacaklar. Tabi refah payı artışı olmazsa. En düşük emekli maaşı da 3.500 liraydı. %286'lık bir artışla, 3 kata yakın bir artışla 10 bin liraya tamamlandı. Bu 10 bin liraya bir rakam şu an itibariyle yeterli görünebilir ama dönem içerisinde Mayıs ayında pik yapması gereken enflasyona beraber bu tabii eriyecektir. Bu dönemde devlet yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanı her zaman söylüyor, vatandaşımızı, emeklimizi enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz sözünü tutuyor. Bu beklentileri, algıları yönetmek şeklinde değil ama tabii Türkiye'nin gerçekleri, 10 bin lira maaşta özellikle büyük şehirlerde bir emekliyseniz, eşiniz çalışmıyorsa, çocuğunuz okuyorsa, eviniz kiraysa 10 bin lira neredeyse mümkün değil. Tabii devletimiz şu anda olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bakın depremi konuşuyoruz. Depremde artık devlet bir daha ayağa kalkılamaz denilen noktada, çünkü yüzyılın felaketi yaşandı, bu ekonomi bir daha toparlanamaz denilen noktada EYT çıkartıldı. Çünkü söz verilmişti. Yine aynı şekilde yatırımlara devam edildi. Aynı dönemde seçimle beraber, yine Mayıs seçimleri birlikte ne oldu? Hemen rasyonel zemine dönüldü. Orta vadeli program açıklandı. Kalkınma programı açıklandı. İhracat yapılan yapılmayan hiçbir il kalmadı. Yani tüm illerimize şu anda ihracat yapılıyor. 1 milyar dolar üzerinde 5 tane ilimiz ihracat yaparken şu an 30 tane ilimiz ihracat yapıyor. Bu ne demek? Yani illerde ihracat yapılıyorsa bize ne denmez. Çünkü ihracat yapılan ilde altyapı gelişmiştir. Sosyal kültürel faaliyetler gelişmiştir. Oraya refah ve bolluk gelmiştir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Türkiye yüzyılı kazanımlarımızı vatan toplumu tüm kesimine yayacağız dedi. Ve hatta enflasyonla karşı mücadelede vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz dedi. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Hem terör konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu, hem de enflasyonla alakalı açıklamalarda bulundu. Bu ne demek aslında? Tamahkarlara izin vermeyeceğiz dedi. Enflasyonla mücadele kapsamında devletimiz tabii gerekli önlemleri alıyor. Sıkı bir para politikası uygulanıyor, sıkı bir maliye politikası. Bundan dolayı bir nebze kısıtlı artışlar yapılıyor olabilir ki, bu kısıtlı artışlar bile enflasyon üzerinde. Ama burada vatandaşlarımız da bizzat kendisi polis ve jandarma olarak, bizzat kendisi denetçi olarak, eğer biz bunları konuştuğumuz zaman bir de etiketlere yarın itibariyle fiyat artışları yansıyorsa, hemen EDET üzerinden, Ticaret Bakanlığı'nın alo hattından, çağrı merkezlerinden burada ihbarlarda bulunabilirler. Peki şimdi sevgili izleyiciler, Gece Görüşü hashtagine bu konuyla ilgili sorularınızı iletirseniz Muhammed Bey de bizimle, kendisine de sorabiliriz. Şimdi yani Zafer, İsmet Özçelik, sizler bilginiz varsa söyleyebilirsiniz ama şöyle bir soru gelmiş. Küçük esnaf için 7200 prim günü yasası ne zaman çıkacak? Buna da değinir misiniz? Babamın iletisi diye sormuş bir izleyicimiz. Ben de o şöyle, ben onu Sayın Bakan'a da sormuştum. Şu anda esnafımız 9000 günle
emekli oluyor. Küçük esnafımız 9000 gün prim ödeyerek emekli oluyor. Bu konuda hükümetin vermiş olduğu söz var. Hatta ben geçen hafta bir ortamda Sayın Bakan'la karşılaştık. Kendisine bunu hatırlattım. En kısa sürede esnafın emekli olmak için gerekli olan prim gün sayısını 9000 günden 7200'e indirecek çalışmanın tamamlanacağını ve hayata geçeceğini söyledi. En kısa zamanda demiş Çalışma Bakanı sevgili izleyiciler. Bir tarih vermedi ama herhalde. Yok, bir tarih vermedi. Orada bir eşitsizlik var. Var. Tabii tabii. TESK doğru. Başkanıyla Cumhurbaşkanı görüşmüşlerdi ve daha sonra TESK Başkanı bu görüşme sonucunda açıklamıştı herhalde. Tabii orada İsmet abi ciddi bir bence eşitsizlik var. Yani evet, şimdi 7200 günde biri emekli oluyor. Esnafa diyorsun ki sen 9000 günde ol. O açıdan tabii esnaf Bağkur, son SSK, derece haklı. Emekli sandığı farklılığından kaynaklanan ayrı yasalar evet. vardı. Sonra birleştirildiği için bu farklıların o yasayla beraber kaldırılması lazımdı. Geç doğru, kalmış bir düzenle. Doğru, doğru, doğru. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı Muhammed Bey? Burada Bağkur'la esnafımız yanında bir iki çalıştığını düşünelim. Bağkur'la esnaf daha fazla prim ödüyor. Canındaki çalışan daha az prim ödemesine rağmen daha erken emekli oluyor. Ve emekli olduklarında daha fazla prim ödeyen daha az maaşa bağlanıyor. Daha az prim ödeyen daha fazla maaşa bağlı SSK farkından dolayı. Burada sadece Bağkur'la esnafımızın prim eşitlemesi değil, burada basit usule tabi olan esnaflarımız da yeni bir düzenlemeyle beraber artık vergi vermiyor. Yani aslında devletimiz basit usule tabi, daha düşük gelir grubuna sahip esnafımızı yanında olmaya yönelik adımlar atıyor. Yine kısa çalışma ödenekleri, nakli ücret destekleri daha önce desteklendi. Bu adaletsizlik 9000'den 7200 güne inmesi olmaz gerekenin aslında mevcudu olacaktır. Ve bununla beraber de aslında SSK, Bağkur eşitlemesi de önümüz dönemlere gündeme gelebilir. Büyük bir reformla birlikte. Tabii yine AK Parti hükümetlilik döneme göreve geldiğinde bu tek çatı altına birleştirme. Yani 5 farklı sigorta kolu vardı. Bu 3 kola indirildi. Ama bu yeni bir düzenlemeyle bu kademeli bir emeklilik değil. Yani burada bazı vatandaşlarımız kademeli bir emeklilik burada beklenti içerisinde. Yani şu anda daha da düşürülerek daha erken emeklilik. Ben şu andaki bütçe imkanlarından dolayı bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama eşitliğin ortadan kaldırılması, işte ev hanımlara erken emekliliğin önü açılması. Peki burada Bağkurlu esnafımızla beraber devletimizin yine bir vaadi daha var. Burada ev hanımlarının 3'te 1'lik priminin devlet tarafından karşılanması. Burada hem erken emekli olabilecekler hem de ev hanımları kendi aile ortamında.